Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda 9 bin civarında şehit var. Evet. Çanakkale'de diyorlar 250 bin civarında şehit tamam, var. Tamam, illa adam ölmesin. Hayır, yani illa oradan, yani Çanakkale'de diyorlar işte bu kadar şehit oldu. Kurtuluş Savaşı'nın en mühim özelliği ricattır. Evet. Yani erkekliğin onda 9'u kaçmak mıdır diyorsun? Ricattır. Şimdi tam Machiavelli'den beri yazılan şey şudur. Machiavelli diyor ki, biliyorsunuz bunu, iki tane ordu ele alıyor. Roma ve Osmanlı. Yani onlar için bir Roma geleneği var askerlikte, bir de başlarındaki Osmanlı belası var, Türk. Bunların ikisi de disiplinli ordular, organize ordular. Fakat diyor Türkler ricat bilmezler diyor. Bu çok ilginç. Ve Machiavelli bunu derken önündeki tek örnek Türklerin ricat bilmediğine dair hangisi? Ta ancak Varna'da soluklanabildiğimiz İzladi derdindeki yenilgimiz. Kaçmışız ve kaçma değil o. Kaçma hakikaten. Yani dökülerek. Tabii daha Viyana'yı falan görmedi o. Şimdi bu önemli bir şey. Bu Türk ordusu Balkan Savaşı da dahil dumanı taze şey. O ricat bilmiyor. Evet. Yani ricat çok önemli bir şeydir. Romalılar bilir. Yani cum nostri acce sissent inimici recessero yahut tersi. Düşman yanaşınca bizim ordu çekildi falan diyebiliyor yani. Recesse, resesyon demek düzenli bir çekilme demektir. Bunu bizim ordu bilmiyor. Bozgun bizde. Bozgun o ancak. İstiklal Savaşı'nda bu genç komutanlar o yeni kurulan kurmay sisteminin olumlu ve verimli üniteleridir. Bu işi biliyorlar. Uzun harbin içinde de yaşamışlar bunu, görmüşler yani. Ve onu tatbik etti Mustafa Kemal Paşa. Nerede? Ta İnönü'den beri hep düzgündür o. İnönü savaşları saldırganlık ve ilerleme anlamında zafer değil, düzgün çekilme savaşıdır bir kere. Düzgün çekiliyor da. Onu görmek lazım. Düzgün çekilme Sakarya'ya kadar geliyor neticede. Daha öteye de çekilir o. Polat. Ve gene de savaşabilir. Orada artık durdurdu karşı tarafı. Zaten karşı tarafın nedir ki yani? İngiliz desteğiyle ilerleyen bir ordu. Akıllı Yunanlı kurmayların hiçbirisi onlara oraya kadar gidin demedi. Kimdir o akıllı kurmay? Metaxas, General Metaxas, sonraki diktatör. Siz İzmir'e çıkmayın dedi. Yunanistan küçük ve onurlu, müreffeh bir ülke olmak zorunda. Belçika gibi dedi. Çıkarsanız karşı tarafın ne olduğunu o biliyor çünkü. Türk kurmaylar durmayacak boş. Çıktınız orada kalın dedi. Bunlar ilerledi. İlerleyince tabii küçük Asya faciası meydana geldi. Bu bir önemli olaydır. Burada harp olmadı falan, yani bunlar boş laflar. Çünkü 3 sene boyu bir memleketin satranç tahtasıyla geçinmediği belli bir şey, değil mi? Çok açık. Kadın ve erkeğiyle ne için savaşmışlar? Kadın, erkek topu. Zürher'le yok diyormuş. Ha? Zürher. Zürker oradan Zürker buradan. Şey diyor, vallahi Zürker. Zürker'in ben çok şeyi bildiğini zannetmiyorum. Zürker arşiv sevmeyen bir tarihçidir. Zürker arşiv sevmeyen bir tarihçidir. Sevmez yani. Onlar onun için seviyor onu. Okuyamıyor mu? Yani vallahi okuyan mu? Adamı arşivden çekemezsin. Herhalde okuyamıyor. Bir takım şeyleri okuyor. Onu söyleyeyim. Türkçesi düzgündür. Demin dediğimiz kategoriye girmez. Okur yani. Zürker'in bence bir noksanı vardır. Hatırata çok dayanır. Ve Türkiye'deki hatırat literatürü de başkalarıyla mukayese ettiğinde güvenilmeyecek kadar batak bir tarladır. Yani yalan yazmak için yazarlar çok kişi. Ve insanı yanıltır. Mesela Hüseyin Cahit'in hatıratıyla bir yere gidemezsin. Gündelik yazılarını okursan paralel olarak adamın yalan söylediği anlaşılıyor yer yer. Bu bir taktiktir. Bunların üzerinde durmak lazım. Tenkitlerin ağırlığı oradadır zaten. Bir kere çok önemlidir bu. Bu tip şeyleri ciddiye alamayız. Yani bu çok açıktır. Ciddiye alınamaz. İstiklal Savaşı'nın başka bir veçhesi vardır. Pelin'in dediği gibi bir kere topyekün bir savaştır. Çok önemlidir. Bu bizim Birinci Cihan Harbi'nde yapamadığı iddiatçıların. Geniş seferberliğe rağmen onu becermişlerdir. İkincisi de daha önemlisi,
gayri nizami kuvvetler bir dönem için kullanılmıştır. Ve çok iyi kullanılmıştır. Çok iyi kullanılmıştır. Çok kolay bir şekilde de ortadan kaldırılmışlardır. İtaatsizlikleri ortaya çıkınca. Bunların üzerinde mesela durulması lazım. Ve bir devlet mekanizması, mevcut devlet mekanizması anında kullanılabilmiştir. Çok önemli bir şey bu. Yani adeta işte traktör fabrikalarını tank imalatına çevirmesi gibi bir şey. İkinci Cihan Harbi'nde Sovyetlerin idari mekanizmayı çeviriyorlar kendilerine. O önemli. Çok önemli.